Abi sende Tanrı var mı yok? Bak şimdi sen bu konuya girdin ya. Benim hemen yine anılarım böyle depreşti. Bitmek ya. Bitmez. Ben de anılar bitmez. 2053. Böyle benim çocukluk arkadaşım Martin Luther. Böyle Erfurt yolunda gidiyor. Yine bir gün. Yaşlarımız 19-20. Bu birden böyle başladı işte Tanrı yok. Evren nedir? Tanrı var mı yok mu? Ben agnostiyim. Falanlar filanlar. Bak dedim ya Martinciğim dedim. Bak dedim sen Tanrı yok diyorsun dedim. Bak çarpılacaksın şık kaçıyorsun dedim ya. Bak dedim güneş doğmadı dedim. Yıldırım çarpacak. Yok dedi bu evren yasalarına aykırıdır. Bak o anda Allah seni inandırsın. Böyle güneş doğmadan yıldırım tak diye bunun ayak ucuna çarptı. Bu böyle bir imana geldi. Bir şehadet getirdi falan. Sonra bu Aziz Agustin manastırına yanıldı. Böyle imana geldi ya. Orada bir ilahiyat eğitimi aldı falan filan. Baktık doğru yolu buldu. İşte kendini işte dine verdi. Keşişliğe verdi, teologluğa verdi. Adam bu sefer de böyle Vatikan'daki papazları işte papa eleştirmeye, psikoposları eleştirmeye başladı. Böyle konuşmalar yapıyor insanlarla. İşte şehrin meydanına çıkıyor böyle beylik beylik konuşuyor. Bu papalar diyor işte size cennetten arsalar satıyorlar da diyor. Bunlar hep yalan dolan katakülle kendi ceplerine dolduruyorlar falan. Bak dedim ya Martinciğim dedim. Bak dedim sen çıkıntılık yapıyorsun dedim ya. Bak erken öten oğlunun kafasını kesenler dedim ya. Retin ordusunu konuştun. Evet ya. Neyse bu beni dinlemedi. Baktım lan biri geldi bana. Bu Vatikan'a gitmiş. Papanın huzuruna. Tabii papa bunu beslemiş. Hadi. Sonra ne yapmış etmiş. Böyle psikopos meclisiyle görüşme ayarlamış. Girmiş toplantıya. Demiş ki ben cehennemin bütün arsalarını toplamak istiyorum demiş. Alacağım demiş ya. O kadar para nerede var bunda? Ya şey şimdi o zamanlarda işte papazlar şeyi satıyorlar ya Vatikan. Cennetten arsa satıyor ya. Evet. Bunlar da basmış kakkayı. Tamam ulan demiş başpiskopos. Biz sana bedava veriyoruz demiş ya. Bütün cehennemin arsaları senin demiş. İmzalamışlar artık cehennemin bütün arsaları Martin Luther'indir diye. Bu alıyor tabii arsayı Vatikan'dan, papazlardan, psikoposlardan. Sonra şehrin meydanına çıkıyor. Diyor ki ey ahali bakın diyor. Cehennemin bütün arsalarını aldım, kapısını da kilitledim. Artık kimse giremez diyor cehenneme diyor. Siz de bu Dediğini yapar. aynen siz de bu üç kağıtçılığın papazlardan diyor. Cennetten salmayı bırakın diyor. İşte sonra böyle şey gibi Meksika dalgası gibi devrimler ardı ardına geliyor. Bu sonra işte protestanlık falan gibi mezhepler falan filan kuruyor. Sonra da Vatikan eski Vatikan değil. Çok Çok da boz. kısayım. Vatikan çok boz. Parti yüzünden bu. Martin Luther'dan sonra çok bozdu Vatikan.